Zura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi ibadetler var. Yani allah Teala'nın yapın diye emrettikleri var. Bir de yapmayın diye yasak ettikleri var. İşte günahlar, haramlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani sorum, bilmiyorum ya uygun bir soru mudur? Bir insanın nefsine en ağır gelen şey, bunlardan hangisidir diye soracağım. Yani yapılan ibadetler midir? Emredilenleri yapmak mıdır? yoksa haramlardan sakınmak mıdır? Bunlar hep ağır geliyor. <laughs> Şimdi konular anlatırken ehl-i sünnet mesela e, tasnif etmişler. Namaz ibadetini anlatırken namazda namaz kendisi zaten nefse ağır geliyor. Ama namazın içerisinde en ağır gelen ne? Secdeymiş. Hmm. Eğiliyor ya. Yere kapanıyor. Başını yere koyuyor. Benim gibi adam. yere en ağır geleni. Oysa benim oklava yutmuş gibi durmam lazım. <laughs> Öyle düşünüyorum. Evet. Fakat konuları anlatırlarken, tamam allah emirleri hep ağır geliyor da, din büyükleri buyuruyorlar ki, nefsi en fazla tahrip eden ve ona ağır gelen şey, başkasından gelen hak sözü evet demekmiş. <laughs> Hocam, yani çok güzel şeyler naklediyorsunuz. <laughs> Çok zormuş bu. Çok zor. Şimdi bizim onlar bir zamanlar e, bir roman vardı. İşte roman kahramanları şeyde geçiyor, Mısır'da geçiyor. E, orada bir alt kademedeki subay, bir üst kademedeki işte generale gidiyor. Diyor ki efendim diyor, ben yeni bir şey keşfettim. General dönüyor bakıyor. Bu diyor faydalı bir şey mi diyor. Evet diyor. Gitti. Faydalı olsa biz bulurduk. <laughs> Memlekete demokrasi gelecek sonunda biz getiririz miydi? <laughs> Komünizm gelecek sonunda biz getiririz. Ya şimdi adam doğru bir şey getirmiş falan. Bu şimdi mesela tamam o zaman götürmüş. Mısır'da şey yapıyor da bu illa general olmaz şey de müsteşardır, e, bürokrattır. Tabii tabii. Ondan sonra e, sıradan herhangi sıradan bir şeydir. sıradan bir müdür de olabilir. Sıradan bir müdür de olabilir, çaycı da olabilir, helalvecist <laughs> de olabilir. Hepsi olabilir yani. Hepsi olabilir. Ve hatta indir evde. Kadın mesela doğru bir şey söylüyor. Anadolu erkeği ya soğan erkeği. Yak ya biz bilemedi desem bilecek. Değil veriyor falan. Halbuki doğruyu söylüyor kadıncağız. Bir çocuktan bile gelmiş olsa, bir çocuktan bile gelmiş olsa ona aynı şekilde peki demeli. Mesela e, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan bizzat e, bir gün ticaret için işte Buhara'ya gitmiş. Orada bakmış bir merak etmiş ya. Bu taneye girip çıkıyorlar falan. İçeri girmiş bu tane önünde bir buta tapıyor. Diyor ki ya diyor bu senin elinle yaptın. Bu senin elinle yaptığın bir şey. Bu diyor sana aynı şekilde e, bir fayda vermez. Seni de beni de bunların hepsini yaratan Allah Teala var. Bütün rızıkları veren de o. Öyle deyince sen nereden geliyorsun? Niye geldin buraya diyor işte ticaret maksadıyla. Peki niye buraya kadar geldin diyor. Madem diyor, madem senin inandığın Rab Rezzak diyorsun sana bulunduğun yerde de rızkını gönderirdi. Niye buraya kadar zahmet ettin ki diyor. Şimdi bu zatın aynı şekilde tövbe edip tasavvuf yoluna girmesine vesile olmuş. Hatta bir mecusi ile de arkadaş olmuş yolda gelirken e, mecusiyle mecusi de demiş ki e, anlamış bunun ticaret maksadıyla oralara kadar geldiğini. Eğer diyor nasibinse o diyor bulur seni. Nasibin değilse bütün dünyayı dolaşsan diyor boşuna. Sen diyor boşuna kürek çekiyorsun. Şimdi birisi putperest, birisi mecusi. Ama ağzından çıkan söz doğru söz. Bu mecusidir, bu putperesttir dememiş. Benim demiş bundan çıkaracağım ibret var. Evliya olmuş o da. Evliya olmuş o da. Evet. Şey için anlatırlar mesela, e, Mimar Sinan için anlatırlar. Yaptırdığı, e, e, kendisi de hayatta bir cami açılacak. Çocuğun bir tanesi aa demiş minare eğri. Bu duyurmuş hemen falan. Hemen e, tabii kalfalar, ustalar demiş efendim. Öyle bir şey yok. Bir dakika, bir dakika demiş. Yavrum hangi minare evri? Demiş amca bu. Tamam. Halat getirin, urgan getirin. Getiriyorlar, bağlıyorlar. Ne tarafa eğri bu tarafa. Demiş. Çekin bu tarafa çekiyor. Bak bakayım yavrum. Biraz düzeldi demiş. Biraz. Ha demiş şimdi oldu. Tamam çözün. Demişler ki efendim niye yaptın? Buyurmuşlar ki. Bak çok önemli bu. Bak bu mimarı da düşünüyor bunu. Alimi de düşünüyor. Herkes bu şeye riayet ediyor. Diyor ki bunu çocuk söyledi demezler. Bu yayılır. Eğri minareli cami diye kalır bunun adı. Herkes gelir böyle dikkatli bakar. Hakikaten ya birazcık eğrilik var. <gülüyor> <gülüyor> öyle olur artık. <laughs> Herkes bir şey olur. Halbuki eğri peğri falan değil. Eğri. O anda çocuk bakarken nasıl yaptı? Eğri gördü. Ya da Sünneti öyle geldi. Olabilir. O Öyle düşünmesi. Bir arkadaşım bize anlatmıştı. Bir gün dedi, ben dedi cami dedi, imamet vazifesindeydim dedi imam bir yere gitmişmiş. Oradan çıkınca yaşlı bir adamcağız işte gördü. Demiş bu demiş mihrab'a o demiş kuş kartal resmini demiş. Niye koydunuz? Allah Allah diyor. Ne diyor? Mihrab'da öyle bir şey yok diyor. Demiş amca gel demiş ya ben demiş. Gözlerimi iyi seçemiyor. Gel demiş gidelim demiş. Mihrab'ın neresinde bir göster de demiş kaldıralım onu. Ondan sonra iyice yaklamış adam. Ha demiş benim gözüm yanılmış. Yaşlı olunca da o anda bakınca nasıl bir sühlet gördüyse onu hakikat zannediyor falan. Kuş zannetmiş. Ve adamcağızın zihninden o gitmiş. Halbuki e, o arkadaşı orada öyle davranmamış olsa dışarı çıkacak diyecek ki bu caminin mihrabında işte kuş resmi var. Herkes gelecek arayacak bir şeyleri de kuşa benzetmeye çalışacak falan filan. Yani herkesi meşgul edecek. Dolayısıyla e, hakkı doğruyu söylediğin zaman karşı taraf ha bu doğruymuş diye kabul etmek nefse çok ağır gelirmiş. Benim gibi adam düşünemedi mi? Benim gibi adam bunu bilemedi mi? Benim gibi birisi bunu araştıramadı mı? Der. Nefsine ağır gelir. E çünkü e, Hadis-i Kursi'de allah Teala buyuruyor ki nefsine düşmanlık et. Çünkü o benim düşmanımdır. allah Teala tavırlı olan bir varlık bu. E Allah-u Teala tavırlı olan hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri biraz daha ileri götürüyor. Buyuruyor ki allah Teala nefse dese ki gel bu kainatı biz beraber idare edelim diye teklifte bulunsa bu ortaklığı bile kabul etmez. Niye? Şef olmak tek olmak, tek olmak. arzusunda. Böyle bir varlığa sen diyorsun ki bunun doğrusu bu. O nefse diyorsun ki bunun doğrusu. Kütüyor ya. Ben bilemeyeceğim de sen mi bileceksin? Onun için hak sözü, hak sözü, hak sözü kabul etmek nefse ağır gelirmiş. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyebilirler. Efendim yani anlayamadık yani. Şimdi <laughs> Allah-u Teala'nın yani insan olarak yarattıkları bütün mahlukatın içerisinde kimleri seçmiş? Peygamberleri. Bunlar yaratılırken seçilmişler. Ruhları seçilmiş, bedenleri de öyle. Peki ne buyurmuş? Ne anlatmış bu peygamberler Adem Aleyhisselam'dan itibaren? Hak sözü söylemişler. Nuh Aleyhisselam taşlamış mı insanlar? İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmaya kalkmışlar. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmışlar. Musa Aleyhisselam peşinden koşmuşlar harbetmek için. Muhammed Aleyhisselam'a yapmadıkları kötülük kalmamış. Değil mi? Savaştılar ya. Ne söylüyordu peki? Ellerindeki malı mı alıyordu? Ha, onlar namusuna mı göz dikti? Mevkilerine, bakanlarına mı Beni göz Beni başkan seçin zorla ha. mı diyordu? Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi mallarınız benim mi olsun diyordu. Hatta elindekini veriyordu. Onlar mesela yetimi fakiri gözetmediği halde Peygamber Efendimiz yetimi fakiri gözetiyor ve bunda takdir ediyorlardı. Onlar yalan söylüyordu, Peygamberimiz söylemiyordu. Onlar emaneti ihanet ediyordu, Resulullah Efendimiz'e emanete ihanet etmiyordu. Onun için Muhammedül Emin diyorlardı. İşte bu Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam onlara allah Teala vardır ve birdir deyince bu hak söz onlara ağır geldi ya. Ağır geldi. Kabul etmediler. Deselerdi mümin olacaklardı. Mesleleri de unutmayacaklardır. Evet. E ondan sonra da mesela İslam alimleri buyurdukları zamanımızda da var. mezhepsizi ve zındığı var. Ehl-i sünnet sözleri nefslerime ağır geldiği için yok efendim benim anladığım diyor, benim bildiğim diyor. Aynı şekilde oraları e, kurcalayıp duruyor. Dolayısıyla e, şimdi tasnif etmişler ehl talimleri sünnet alimleri de e, nefse ağır gelen şeyleri. Hatta bir hadis-i şeriften hak Amellerin en faziletlisi nefse en zor gelenidir en zor gelenidir. Dolayısıyla kitaplar okudunca mesela iki işten nefsine ağır geleni yap. E, ee, El Atayiye kitabında yazıyor bu. Çünkü hak olan iş nefse ağır gelir buyurmuşlardır. Hak olan iş nefse ağır gelir. Ama en ağır geleni de tasdif etmişler. O da hak sözü kabul etmek nefse ağır geliyormuş. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için Allahü Teala'yı ananlarla beraber ol. Her fırsatta Allahü Teala'yı an. Allah için sev ve Allah için buğz et. Sensin bize.

Suçlu kimdir azabı nedir? Tam ilmihal seadeti ebediyye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar yalnız gümüş yüzük kullandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü sağ eline takardı. Sol eline de taktığı görülmüştür. Sağ elde de sol elde takmak caizdir. Küçük parmağa veya yanındaki parmağa takılır. Gösteriş için, övünmek için takmak haramdır. Erkeklerin altın yüzük takmaları dört mezhepte de caiz değildir. Altından ve gümüşten başka madenlerden yüzük takmak kadınlara da mekruhtur. Numan bin Beşir Resulullah'ın yanına geldi. Parmağında altın yüzük vardı. Cennete girmeden önce Niçin cennet zinetini kullanmışsın? buyurdu. Demir yüzük kullanmaya başladı. Bunu görünce niçin cehennem eşyası taşıyorsun? buyurdu. Bunu da çıkardı. Bronz yani tunçtan yüzük taktı. Bunu görünce niçin sen de put kokusu duyuyorum? buyurdu. Nasıl yüzük kullanayım ya Resulallah dedi. Gümüş yüzük takabilirsin ağırlığı da bir miskali geçmesin ve sağ eline tak buyurdu. Amr ibn-i Şuayb diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın ve demir yüzükleri çıkartır, gümüş yüzüklere mani olmazdı. Her taştan ve madenden yüzük taşı yapmak caizdir. Şimdi altın yüzük takanlar arasında, hesap fakir oldukları için, altın yüzük yasak edildi. Fakirlere haram ise de zenginlere caizdir diye fetva verenleri işitiyoruz. Bu sözleri hiçbir esasa dayanmamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzüğü yasak ederken sebebini de bildirdi. Fakirlere değil her erkeğe yasak etti. Mustafa İzzi Efendi Hazretleri bu bölümümüzde İstanbul'da doğan bir evliyayı anlatacağız. Mustafa İzzi Efendi'yi. Mustafa İzzi Efendi'nin babası pek salih bir zat olan Halil Demhuri'dir. Halil Efendi Osmanlı milletinin bir bireyidir ve ilim ve edep timsali imparatorluk ruhunun hücrelerine işlediği fertlerinden bir ferttir o. Ve kardeşinin hasırcı dükkanında çalıştığı için, Mustafa İzzi Efendi de hasırcı zade nispetiyle şöhret bulur. Mustafa İzzi Efendi, Cenabı ı Hakk'ın lütfu olan istidat ve basiretiyle bir tercihte bulunur hayat yolculuğunda. Onun tercihi baki olana talip olmaktır ki bu aklının çokluğuna işaret eder elbette. Evet, o ilim ve tasavvuf yolunu seçmiştir bir gün muhakkak neticelenecek olan dünya hayatıyla ilgili meşgaleleri bir hiçlik olarak görür daima. İleriyi gören bir akıl sahibi olan Mustafa İzzi, Süleyman Sıtkı Efendi gibi bir evliyanın elinde pek nefis bir cevhere dönüşür. Mustafa İzzi Efendi, nefsinin Allahü Teala'nın düşmanı olduğunu bir an çıkarmaz aklından ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinin icabı olarak bu içindeki düşmana büyük bir savaş açar. Artık nefsinin istedikleri, Mustafa İzzi Efendi'nin kesinlikle reddettikleri, nefsinin istemedikleri onun yapacağı şeyler olur. Böylece kaçar haramlardan, mekruhlardan, şüphelilerden ve yapışır farzlara, sünnetlere ve edeplere. Ahlakını Hulke-i azim üzere yaratılmış olan Kur'an-ı Kerim'de buyrulan peygamberler peygamberi sevgili peygamberimizin ahlakına uydurmaya çalışır. Tahsil ettiği zahir ilimler yanında manevi ilimlerde de muazzam yol kat eder. Ve hocasından icazet yani diploma alarak insanları Cenab-ı Hakk'a çağırır, kalplerini doldurur muhabbetullahla. Resulullah'ın aşkıyla yollara çıkar bir süre sonra. O alemlerin efendisine, peygamberler peygamberine, bütün canların canına, müminlerin şefaatçisine, merhametliler merhametlisine gitmek üzere aşkıyla yandığı Resulullah'a kavuşmak üzere Hicaz yollarına düşer ve büyük bir edep ve muhabbetle ziyaret ettiği alemlerin efendisinden ayrılık pek zor gelse de dönüş yoluna koyulur bir müddet sonra. Fakat Mısır'a geldiğinde yol parası tükenmiştir Mustafa İzzi Efendi'nin. O bunu dert etmez, gider Tantay'a, Büyük Veli Ahmet Bedevi Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret eder. Kendinden geçmiş bir halde dua ederken bir el dokunur omzuna ve Mustafa Efendi'ye künyesiyle hitap ederek ''Hasırcı cezade siz misiniz? diye sorar. Belli ki boş değildir bu şahıs. Mustafa İzzi Efendi şaşkınlıkla, evet benim deyince, o şahıs bir kese uzatır kendisine ve bunu yol masrafların olarak kullanırsın. Eğer İstanbul'a gelirsem, bana geri ödersin. Yok eğer gelmezsem, hakkımı helal ediyorum.'' bir garip diyarda, Mısır'da, Tanta'da, Mustafa Efendi'nin yol parası olmadığını bilen, ona künyesiyle hitap eden bir zat. Elbette Allahü Teala'nın imdadının yetişmesidir bu. Mustafa Efendi tevekkül ettiği Rabbine şükürler ederek İstanbul'a döner geri ve Hasırcızade dergahında ilim ve marifet yaymaya devam eder. 1823 tarihi Mustafa İzzi Efendi'nin mihnetler diyarı olan bu dünyadan ayrılış yılı olur ve Sütlüce'deki türbesine defn olunur. İstanbul evliyalarından Mustafa İzzi Efendi buyurdu ki: Allahü Teala bir kimseyi severse ona sevdiklerinin sevgisini verir, sevdiklerini ona sevdirir. Allahü Teala'yı seven onun düşmanını sevmez. Onun düşmanını seven Allahü Teala'yı sevemez. Allahü Teala'nın en büyük düşmanı nefislerdir. O halde nefsini terk etmek lazımdır. Üç kötü huy vardır ki bunlar insanı küfre götürür. Bunlar cehalet, inatçılık ve saygısızlıktır. İki binin yenileyicisi, evliyaların önderi, büyük veli İmam-ı Rabbani Hazretleri, kendisini Frank kâfirlerinden üstün bilenin Allahü Teala'yı tanıması haramdır buyurmaktadır. O halde mümin tevazu sahibi olmalı ve kendini hep kusurlu bilmelidir. İslam ahlakı Vaktinde eda edilen, kılınan namazın fazileti pek çoktur. Birinci fazileti budur ki, yüzü nurlu olur. İki, ömrünün berekatı olur. Üç, duası kabul olur. Dört, insanların hayırlısı olur. Beş, cümle müminler ona muhabbet eder. Namazı terk etmenin, yani özürsüz olarak vaktinden sonra kılmanın on beş zararı vardır. İş bu zararların beşi dünyada, üçü vefat ederken, üçü kabirde, dördü arasat meydanındadır. Dünyadaki beş zararı 1- Yüzünde nur olmaz. 2- Ömründe berekat olmaz. 3- Duası kabul olmaz. 4- bir mümin kardeşine yapacağı duası kabul olmaz. 5 ettiği sair ibadetlerin sevabı eline girmez. Sekeratı mevtte olan 3 zararı 1 aç olarak ölür. 2 susuz olarak ölür. 3 hor ölür. Ne kadar taam yese doymaz ve ne kadar su içse kanmaz. Kabirde olan 3 zararı 1 kabri onu sıkar ve kemikleri birbirine geçer. 2 kabri ateş dolar. 3. Onun üzerine bir ejderha musallat olur. O ejderhanın adına akra denir. Onun elinde bir kamçı ola. O kamçı ile bir kere vurunca yerin dibine geçirir. Yine çıkar. Bir daha vurur. Bu hal kıyamete değin böylece devam eder. O kimse bu azabı kıyamete kadar çeker. Arasat meydanındaki dört zararı. 1- Hesabı şedid olur. 2- Allahü Azimüşşan'ın gazabına müstehak olur. 3- Cehenneme dahil olur. 4- Onun alnına üç satır yazı yazılır ki şunlardır. Evvelkisi, bu kimse Allah'ın gazabına müstehaktır. İkincisi, bu kimse Allah'ın gazabına Allahü Teala'nın hakkını zayi edicidir. Üçüncü satır, sen Allahü Azimüşşan'ın hakkını zayi ettinse, bugünkü günde Allahü Teala'nın rahmetinden uzaksın. Namaz dinin direğidir. Bir kimse namaz kılarsa, dinin direğini dikmiş olur. Namaza ehemmiyet vermediği için, birinci vazife olduğuna inanmadığı için, kılmayan kâfir olur. Bir kişi bir vakit namazı bile bile terk eylese ve sonra kaza etse, cehennemde bir hukbe miktarı yani 80 sene yansa gerektir. Bu azaptan kurtulması için ayrıca tövbe edip yalvarması, af dilemesi de lazımdır. Ahiretin bir günü bu dünyanın bin senesi kadardır. Ahiretin yılları ona göre hesab olunur. Akıl ve bali olan her Müslüman erkeğin ve kadının özrü yoksa her gün beş kere namaz kılması farzdır. Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Ki hadis-i şerifte buyuruldu ki Cebrail aleyhisselam Kabe kapısı yanında iki gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca İkindiği, güneş batarken üst kenarı kaybolunca akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı uzayınca ikindiği, bundan hemen sonra akşamı oruç bozulduğu zaman yatsıyı gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, Ya Muhammed! senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin beş vakit namazın her birini bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün beş kere namaz kılınması emrolundu. Namazın farz olduğuna yani birinci vazife olduğuna inanmayan kafir olur. Farz olduğuna inanıp da tembellikle kılmayan kafir olmaz, fasık olur. kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı Kıbrıs'ın güney kısmından sesleniyorum. Kıbrıs adasının da en güney ucu. Kıbrıs adasının doğu ucuyla batı ucu arası 225-230 kilometre. Kuzey ucuyla güneydeki burun arası ise 97-98 kilometre civarında. Biz şimdi Larnaka'ya indik. Larnaka'da bu güney uçlardan sayılır. Buradan aşağısı Mısır'ın İskenderiyesine bakar deniz tarafı efendim. Şimdi doğum sağ elimin olduğu taraf, batı sol elimin olduğu taraf. Arkamda kıbleye doğru şekilde mecburen durdum. Arkamda da Hala Sultan Hazretlerinin Ümmü Hiram Hazretlerinin veya Ümmü Haram Hazretlerinin türbesidir. Şimdi ben kendisinden uzun boylu sizlere bu Larnaka çekimlerinde bahsetmedim. Bekledim ki kabri saadetinin yanında kendi ruhaniyetine de inşallah ulaşacak şekilde kendi hayatını anlatayım. 648'lerde buraya Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ordusuyla beraber o da geldi. Niye geldi? Bir müjdenin peşinden koşuyordu efendim. 86 senelik ömrü hep bu müjdenin, kendisine verilen müjdenin tahakkuk etmesi, gerçekleşmesi için idi. Kendisi adı, esas adı bilinmiyor. Hala Sultan olarak meşhur olmuş. Ümmü Haram Binti Mihan olarak anılıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın da teyzesidir. Efendimizin aleyhissalatü vesselam her ne kadar halası denirse de Medine-i Münevverelidir. Hala Sultan. Efendimizin aleyhissalatü vesselam süt teyzesi olma ihtimali de vardır. Tabi bunlar çok ciddi konular olduğu için bu ihtimal kelimesinden daha öteye de geçmek istemiyorum. Allah vermesin bir yanılgı olmasın huzurlarında da bir yanlış söyleyip edebe mugayir bir duruma düşmeyelim istiyorum. Haram İbni Miha'nın kız kardeşidir. Medineli hanımlardan ilk Müslüman olanlardandır. İlki değilse de yani ilk ilkler sırasındadır. Medine Münevvere'de olan efendim. İslam'dan önce Tabi evlenme çağındaydı. Amr İbni Kays ile evlendirildi veya evlendi. Sonra kendisi İslam'ı kabul edince birkaç sene beyine rica etti, yalvardı. Sen de imana gel. Sen de ateşle yanma. Gideceğin yer cehennemdir. Aman ha! diye çok yumuşaklıkla söylemesine rağmen beyinin Demek ki nasibi yoktu. O kabul etmedi. Bu da bu evliliğin daha fazla sürmesini arzu etmedi ve boşandılar. Çaresiz yani bu müşrik kocadan, beyden boşanmış oldu. Niye boşandı? Kitap şöyle ifade ediyor benim. İffetiyle, vakarıyla bu yeni inancını iyi bir şekilde korumak ve o inancına göre yaşamak için bunu yapmaya mecbur oldu. Çünkü kendine düşen iş ikaz etmekti. Etti. Yalvarmak görevi değildi. Yalvardı. E olmayınca da kitabın buyurduğu gibi iffetini ve inancını korumak için ayrıldı. Bir müddet sonra Ensar'ın ileri gelenlerinden malum Ensar Medine-i Münevvere ahalisinden olup Müslüman olanlara ensar deniyor. Mekke-i Mükerreme ahalisinden olup Müslüman olup da hicret emriyle beraber Medine-i Münevvere'ye göçenlere de muhacir deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmişlerdir. Her biri diğer bir kardeşini kendisine dost edinmiştir, kardeş edinmiştir. Ensar'ın ileri gelenlerinden sahabilerden Ubade bin İbn Sabit, Samit veya bin Samit ile radiyallahu anh evlendirildi. Ondan sonra tabii o günün şartlarında insanlar İslam'ı öğrendikten sonra efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdukları şekilde işte İslam'ı yaymak için hemen seferber oluyorlardı. Ben ne yapabilirim acaba? Bana düşen nedir? Ve Suriye'nin bugün top sesleriyle kan ağlayan, yerle bir olan kıymetli şehirlerinden birisi Hubus'a geldi. Bey ile beraber. Ve oradaki insanlara İslam'ı öğretti. Hemen yani daha 648 falan gelmeden efendim. Yeni Bey ile evlendi. Hemen oraya İslam'ı öğretmek için öğretmen hoca olarak geldiler. Orada çok hizmetleri oldu. Bu arada tabii Şam'a da yakın Humus. Humus'un bir özelliği de efendim Halid bin Velid radıyallahu anh'ın türbesinin olduğu yerdir. Bir caminin içerisinde tabii o camiye de ne bombalar düştü bilmiyorum ama Herhalde o bombalar o camiye, o türbeye zarar vermedi. Onu atanlara çok büyük zarar verdi. Onu atanlara çok büyük zarar verdi. Onları yıktı götürdü efendim. Ki Halit bin Velid Hazretleri vefatları esnasında çok ağlamışlar, çok gözyaşı dökmüşler. Develer gibi yatağımda ölüyorum. Ben savaş beynanları ölmek isterdim. Kılıç yaralarıyla ölmek isterdim diye. Halbuki yine kılıç yarasıyla vefat etti efendim. Ama ondan seneler önceki bir gazvede, bir seferde aldığı yaradan vefat etti. Ama o gene onu da kendince tam kabul etmemiş. Ah demiş, ah böyle düşmanla kılıç kılıca geldiğimde bu işler olabilseydi demiş. Ümmü Haram Hazretleri daha önceleri efendim bir gün evlerine ziyarete gelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bu akrabalıktan dolayı zaman zaman Efendimiz ziyaret ederlerdi, evinde otururlardı, görüşürlerdi. Yani dinen de uygun olan bir şekilde görüşürlerdi. Bir gün evine geldiğinde çok yorgundu tabi İslam'ı anlatabilmek için oradan oraya çok yerlere gidip gelmesi icap ediyordu. Uyuya kaldı. Sonra gülerek uyandı. Efendimiz'e sordu, Ya Resulullah niçin tebessüm ettiniz? Hayırdır inşallah, biz de öğrensek mi? dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdular ki, ümmetimi gördüm, gemilere binmişler, İslam'ı yaymaya gidiyorlardı. Çok sevindim, onun için gülerek uyandım. Ya Resulallah ne olur dua edin, ben de onlardan olayım. Aç delini, Ya Rabbi bunu da onlardan eyle dedi. Peygamber duası efendim. Sonra aradan biraz zaman geçti aynı gün. Bir daha böyle uyukladılar herhalde. Biz yani görünüşte öyle anlaşılıyor. Sonra tekrar tebessümle uyandılar. Ya Resulullah şimdi niye tebessüm ettiniz? Buyurdu ki ümmetimden bir kafileyi gördüm. Tahtlarına kurulmuş hükümdarlar gibi dinimi yaymak için çok uzaklara gidiyorlardı. Ya Resulullah ben de onlardan olayım. Ne olur dua et. Buyurdular ki hayır sen birincilerdensin inşallah. İşte kendileri Humus'ta bu din öğretmenliğini yaparlarken e, Hazreti Hz. Muaviye radıyallahu anh Hz. Osman'dan bu izini almak sureti ile bir gönüllü ordu kurdu. Gönüllü ordu. Yani her şeyiyle ordunun ihtiyacını kendi katılanları karşılayacak. Atım olacak, devesim olacak, neyse gemilerim olacak, kayıklarım olacak. O şartta izin verdi Hazreti Osman radıyallahu Çünkü din yayıyorsunuz. İnsanları zorla hadi gelin bakalım denir mi? Gönüllü olacak bu iş. Tam sünnet seneye uygun izin verdi. Hazreti Muavi da bu emre uygun olarak orduyu kurdu ve Trablus, Şam bölgesinden yani Suriye topraklarından gemilerle efendim hareket ettiler. Hedefleri Kıbrıs'tı. Kıbrıs'ın güneyine Limasol'la efendim Tuzla Gölü arasındaki bölgenin arazisi yumuşaktır. Gemilerin çıkarmasına kıyıları müsaittir. Oradan geldiler ki Osmanlı ordusu da buradan gelmiştir 1571'de ve efendim Osmanlı donanması hacca giderken olsun, Mısır'a asker götürürken getirirken olsun, herhangi bir resmi vazifeyle giderken donanmanın yolu buraya düşerse mutlaka Hala Sultan'ın hizasında yavaşlarlar, toplarla selamlarlar, top atışıyla Hala Sultan'ı Osmanlı ordusu böyle giderdi. Hiçbir Osmanlı gemisi Hala Sultan'ı buradan atışlarla selamlamadan geçmemiştir efendim. Ve ondan sonra da, ondan sonraki dönemlerde tabii bazı değişiklikler oldu. Onları da bilahare söylemeye çalışacağım. İşte Hala Sultan buraya geldiğinde kafileyle, kafile daha karaya çıkmadan önce Cenevizlere elçi gönderdiler. Dediler ki Cenevizlere imana gelin. Biz size iman anlatmaya geldik. İşte öğretmenler de var burada. Hala Sultan 86 yaşında rahmetli efendim. Hayır dedi Cenevizler. O zaman vergi vereceksiniz. Vergi de vermeyiz. Peki o zaman dediler. Karaya asker döküldü. Hala Sultan da bindiği artık atı ihtimal veya devesi ile bindi bilemiyorum nasıl bir gemilerle geldiler hangi gemilere neler yüklediler onlar hakkında bende fazla kayıtlar yok karaya çıktılar o ilk kargaşada daha ilk ilk çatışma anları diyelim o bindiği hayvandan düşmek suretiyle orada şehit oldu işte bu bölgede şehit oldu bu bölgeye defnedildi o definden sonra Kıbrıs bu kadar el değiştirdiği halde Hala Sultan'ın kabrinin yeri hiç değişmedi ve Osmanlı buraya ilk Kıbrıs'ı alır almaz ilk yaptığı eserlerden birisidir buradaki cami ve türbe. Zaman içerisinde bu 1571'li yıllardan sonra muhtelif zamanlarda değişti etti. Şimdi zamanı da bitirdik. Hala Sultan'ın kabrinde siz arkamda görüyorsunuz zaten. Biz ziyaret ettik. İnşallah sizlerin de kıymetli seyircilerim hepinize burasını seyretmek, burası gelmek, görmek, ziyaret etmek televizyonda seyretmek nasip olduktan sonra gelmek de nasip olur. Buradaki idare bu konularda çok bizlere kolaylıklar gösterdi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum huzurunuza. İnşallah. İnşallah. Bundan sonra da Türkiye gibi hemen komşusu olan Kıbrıs'ın 75 milyon nüfuslu bir topluluktan Hala Sultan için çok ziyarete gelecek kimseler olacağını ben ümit ediyorum. Artık idareciler de bu konuda bazı kısıtlamaları daha yumuşatırlar ise şu anda biz memnunuz buradaki çalışmalarımızdan daha yumuşatırlarsa bence çok daha güzel olacaktır. Efendim Hala Sultan'la beraber yanında bir de Şerif Hüseyin Efendi'nin eşi var efendim. Bir de onun kabrinin başına gideceğiz. Ondan sonra programı noktalayacağız efendim. Hala Sultan Türbesi'nin duvarının hemen doğu tarafında böyle bir çıkma yapılmış. Yine ravaklar var e, kemerli bir şekilde ve ahşaptan da e, şebekelerle kapatılmış. Burada yüksekçe bir kabir var. Tabi gelen ziyaretçiler bunu merak ediyor. Bu kim acaba diyorlar. Bu kabir Birinci Dünya Harbi sırasında Mekke emiri olan Şerif Hüseyin Efendi'nin eşidir. Daha sonraki yıllarda malum bu hanımefendinin çocuklarından birisi Suriye'de başa geçti. Birisi Ürdün'de başa geçti. Birisi Irak'ta başa geçti. Tabi aynı eşten doğanlar mı onları doğrusu bilmiyorum. İşte bu hanımefendi de vefat ettiğinde buraya defnedilmiş yani akrabasının yanına gelmiş oluyor Şerif Hüseyin hanımı şimdi burada Hala Sultan'ın tam kabrinin başında üst tarafında büyükçe tek parçalı bir taş var bu taşın da şöyle bir menkıbesini anlatıyorlar gelen seyircimiz burada merak ederler bazı şeyler duyarlarsa olur olmaz bir şekilde olmasın diye e, bendeniz kitaplarda yazanı sizlere aktarmak istiyorum e, humus ve civarına İslam'ı anlatmak için Bey ile beraber geldiğinde bir seferinde yolu Filistin topraklarına da düşüyor. Yani Filistin toprakları komşu zaten o Humus ile e, Hama şehirleri. Orada bir Yahudinin evinin önünde böyle masa büyüklüğünde üstü olan tabliyeli birkaç taş görüyor. Acayip bir taş. Bunlar nedir diyor. Valla biz bu evi aldığımızda vardı. Bu taşlar da burada yerinden de kaldıramadık o günün imkanlarıyla. Böyle kaldı. Bu taşları bana satar mısınız diyor Yahudi aileye. Diyorlar ki siz kimsiniz? Ben işte filan filan filan. Ya öyle mi? Biz ne yapalım satalım? Yani bu yerinden kalkacak bir şey değil ki. Verdik gitti sana. Hediye ettik diyorlar. Peki diyor. Sonra bir gün geçerken ne zaman kaldıracaksınız bunları buradan diyor. Evleri rahatlasın. Bedava da vermişler. Buyuruyor ki Hala Sultan Rahmetullah Aleyha Radiyallahu Anha Buyurmuşlar ki o zamanı gelince kaldırılacak. Eh ne desinler efendim. Sonra buraya geliyor. Kıbrıs'ta şehit oluyor. Daha sonraki zamanlarda o taşlar oradan bir gece kayboluyor. Rivayet bu. Sonra da burada bu taşların muallak şekilde tepede asılı bir şekilde durduğu rivayeti var. Efendim bu haber o tarafa gidince Yahudi aile merak ediyor. Sizin taşlar orada diyorlar. Gelip bakıyor hakikaten kendi taşları. Yıllarda evlenen önünde gördükleri taşlar ve o Yahudi aile burada İslam'ı kabul ediyor, Müslüman oluyor diye de bir rivayet var. Efendim bugünkü Hala Sultan Tekkesi hakkında yaptığımız sonuncu program, birkaç programdır yapıyoruz bunu. Sonuncu programında sonuna gelmiş bulunuyoruz ama Güney Kıbrıs'taki çekimlerimiz bitmedi. Bunlara devam ediyoruz halen. Larnaka bölgesindeyiz efendim. Yeni yerlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.